kolaylaştıran ipuçlarıyla dolu Altı Adım köşemize hoş geldiniz. Bugün size Altı Adım'da okul kantininde aç kalmama yollarını anlatacağız. Bilal 10 dakikalık teneffüste karnını doyurmak için kantine geliyor. Oley be, ilk ben geldim. Çok açım ya. Hamza abi neredesin? Çok açım ya. Madde 1. Kantinde düzenli bir sıra asla olmadı. Olmayacak da. Zilin çalması ile birlikte kantin adeta metrobüse dönüşür. Acımasız ve vahşi. Hamza abi çok açım ya. Hamza abi bana bir patatesi. Bir de... Hamza! Ha şöyle ya. Hayır. Ya hepimiz okuyan insanlarız. Bu mu medeniyet? Bu mu çağdaşlık? Ya Hamza abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yanımda getirmişim de çıkışta senden alsam olur mu? Pardon ama benim sıram. Ya Hamza abi niye bana bir şey söylemiyorsun şu an? Hayır benimle niye konuşmuyorsun gerçekten anlamıyorum. Yoksa sen beni sevmiyor musun Hamza abi? Hamza abi sen de sevmezsen sevme be. Sen nasıl istersen İremciğim. İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni burada görmek. Vallahi ilk defa geliyormuş gibi elimin titremiş. Ya farklıymış gerçekten. Sizlerle de daha farklıymış gerçekten. Heyecanlanmış. Ne hissediyorsun peki yani? Sahne aynı sahne. Her şey aynı ama acayip heyecanlandım yine. Ya biraz ara da verdik hani biz şu an... Tatildeyiz ama heyecanlandım. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ne demek? İyi ki senin sağladım. Karakterin de biraz böyle değişik galiba. Ruh halleri evet. Oynayan bir şey. Ya şu an böyle bir üst sınıfı canlandırıyorum arkadaşlardan biraz büyük. Sınav stresiyle birazcık böyle kafası karışmış, ruh dengesi bozulmuş bir ablayı oynuyorum. Bu karaktere de 6 gündür uykusuz olarak hazırlandım. Çok hazırım şu an. Bence süper. Uyumadan hazırım şu an. O zaman şöyle yapalım mı? Madde 2'den alalım. Tamam. Madde 2. Sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerinin ruh halleri kendini terk etmiştir. İzlenmesi gereken yollardan biri de onlardan uzak durmaktır. Şimdi Hamza abicim, bana bir tost, bir çay, bir limonata, bir kaşarlı tost, birazcık krep yap orada bana birazcık. Menemen istiyorum. Sade menemen, çikolatalı menemen, bir de kek, birazcık daha menemen, birazcık da menemen. Menemeni çok seviyorum. Al bana menemen. Ya arkadaşım ben senden önce geldim. Benim sıram. Ya hem çikolatalı menemen neymiş? Sen bir sıkıntı mı var ya? Nedir yani ha? Nedir senin olayın? Ya şurada 2 dakika... Ya ben seni biraz önce çok kırdım. Özür dilerim. Biraz önce önüne geçtim. Seni çok kırdım. Bana bak. Bana bak. Eğer benimle... Bana bak, eğer benimle böyle yapmaya devam edeceksen sizin evinize gelirim. O zillerinize gecenin bir vakti hepsine birden basarım. Sizin balkonunuza at park ederim, tamam mı çocuk? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Bilal? Yavuz sosumlarda Sinem, İrem. Kimim ben? Ya Bilal ne yapıyorsun? Bak, o son sınıflarda İrem o. O kız sınavlar yüzünden bir değişik oldu Bilal. Tamam mı? Normal değil. Bak, o kız çok sinirli. Çok sinirli Bilal.
Ya bunların siniri fasa fisa. Biz ne sinirliler gördük, gülgüleldik. Ben sinirliyim diye atıp tutar bunları. Ya arkadaşım, duygusal bir dönemden geçiyorum diyorum sana. Niye yardımcı olmuyorsun? Ben evde çoğu zaman böyle ağlıyorum, ağlama krizleri falan ama bazen de kendimi gülmekten alamadığım oluyor. Acayip bir gülmek. Ne olmuş şurada iki dakika önüne geçtiysem ya? İki dakika şurada önüne. Bana bak çocuk, bana bak. Seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Beni daha fazla sinirlendirme. Bu kadınla bir daha seni görmeyeceğim. Ettim. Siz ikiniz aynı dili konuşabiliyorsunuz aslında. O ses var ya, onu Berat Efe de yapabiliyor. Yapabilir mi? Tabii. Bir diyalog yapar mısınız öyle mesela? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne haber? Ne yapacaksın işte, ekmek parası. Teşekkür ederim. Bunu yapmadan olmaz da. Ben hiç kusurlarım. Tamam, ben merkez. Memnun ol. Çok iyi. Nerede kaldı ablamın siparişleri? Amcam sen ablamla ilgilen. Beni bırak. Ben kendi dışımın çaresine bakarım. Alayım Hamza abi, ben kusuruna gideyim. Teşekkür. Ver abi, tamam. Ver, tamam ya. Niye ağlıyorsun sen be ya hemen? Ağla. Ağlama. Ağlama, ben de kötü ol. Ağlama be, hemen öyle zırhlı gözyaşları. Oscar'lık hareketler, en sevdiğim şey. Ağla. Ağlama be. Oh be, ucuz atlattık. Hamza abi. Şimdi sıra bende. Hamza abi, bana bir patatesi. Bir de... Çekilir misin? Öğretmen gönderdi. Madde 3. Öğretmenler için alışveriş yapan nöbetçi öğrenciye denk geldiyseniz işiniz çok zor. Pardon ama benim sıram. Ne bu? Ne bu? Görüyor musun? Burada ne yazıyor? Ne? Nöbetçi öğrenci. Ben burada kendim için durmuyorum. Okulun düzeni bana bağlı. Çekil şimdi. Allah Allah, havalara bak. Sanki bana gönder kurmay başkanı. Hamza abi, coğrafya öğretmeni tost istiyor, bir de portakal suyu. Ben hemen yollarım Mehtapçığım. Hamza abicim, bana da bir patatesli. Bir de... Şşşt! Hamza abi, matematik öğretmeni de soda istiyor. Kimya öğretmeni sosisli istiyor. Fizik öğretmeni elindeki çek yapları değiştirmek istiyor. Müdür yardımcısı çok yese de asla kilo almamak istiyor. Obama da Amerikan salatası istiyor. Başka? Obama mı? Yok artık. Yok artık tabii, saftirik. Bunları bu okula nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bekliyorum ben Hamza abi. Eyvah! Nöbetçi öğrenciye denk geldik. Ha vallahi ya, kız tek kişilik dev kadro çıktı. Deme ya. Bahadır, sen benden öndesin kanka. Bana bir kaşarlı sucuk da ısmarlasana, hadi gözüm ya. Oğlum, adam senin arkanda nasıl alacak senden önce? Ne diyorsun? Sen Bahadır'ı tanımıyorsun. O son sınıf. Onun elinin uzanamadığı yer yok. Hamza abi, bir kaşarlı, bir de sosisli. Adama bak, dalsın gibi uzadı kolu. Madde 4. Okul kantin sırasında son sınıf öğrencilerinin kolları en arkadan öne uzana uzana zamanla evrim geçirir. Hamza abi, bana bir patatesi. Oğlum, senin paran bozuk değilmiş ya. Bak, bir arkadaşın gelsin, ben onun ikini alayım. Oradan seninkini de bozarım, tamam mı? Al şimdi bunu. Madde 5. Kantine mutlaka bozuk parayla gelin. Yoksa bekleme süreniz biraz daha artacaktır. Hah, geldi birileri. Hadi kızlar, siz siparişinizi verin çabuk. Bence kaşarlı yiyelim. Hayır, bence sucuklu yiyelim. Kaşarlı yiyelim. Sucuklu yiyelim. Kaşarlı, sucuklu.
Kızlar biraz acele eder misiniz? İyi çalacak. Kaşarlı, sucuklu, kaşarlı, sucuklu. Kızlar ben buldum. Siz en iyisi iki tane karışık tost alıp mesele çözülsün. Süper, bize iki tane karışık tost. İçecek ne alırsınız kızlar? İçecek miyim? Gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Kızlar ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Hamza abi, kızlar iki tane karışık tost. İki tane de gazoz al. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler ya. Hoş geldiniz İlknur İkra. Nasılsınız? Bir şey soracağım. Siz nasıl aynı anda konuşabiliyorsunuz? Çok zor bir şey aynı anda konuşmaya başlamak. Çünkü biz ikiziz. Evet, evde de aynı anda konuşuyor musunuz böyle? Evet. Oluyor mu hep? Evet. O zaman sizin için çok kolay, öyle mi aynı anda konuşmak? Evet. Anladım. Hadi o zaman devam edelim. Berat Efe. Hamza abi, kızlara iki tane karışık tost, iki tane de gazoz ver. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler. Yine yemeği bedavaya getirdik. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çak. Sağ ol şekerim. Açlıktan çocukların maskarası olduk ya. Neyse, sıra bende, sahne benim. Hamza abi, bana bir patatesi, bir de meyve suyu. Oh be! Söyledim, Allah'ıma şükürler olsun ya. Madde 6. Oh! Kantinde yemeği almak kadar korumak da önemlidir. Zira bir anda ortama kamufle olmuş arkadaşlarınız ortağınız olabilir. Oh, karşım patates limon ya. Bilal, bugün çok yakışıklısın. Patates limon. Aa, kankam benim ya. Ne yiyor? Kızım bir dakika, ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Oo, bir dakika. Patates mi? Alırım bir dakika. Oğlum bu benim parmağım. Aldı kaldır, aldı. Hayır. Yok artık. Son patates. Patatesler patates oldu. Hamza abi, sen en iyisi bana bir patatesi ver. Bir tane daha meyve suyu. Üzgünüm Bilal, zil çaldı. Ben kapatmak zorundayım. Hadi sen derse git koçum. Patatesliler, korunlar. Üzülme Bilal. Bir dahaki teneffüs, yeni umutlar, yeni hayaller demek. Yeni bir alt adımda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilal'cim hadi kalk Bilal'cim. Hadi Bilal. Acım. Bilal'im hadi kalk. İrem abla. İrem abla. Abla mı? Bana abla. Sen kaçlısın sen? Işık. Sen kaçlısın, kaçlı? Müzik. Kaçlı. Işık, müzik diyorum ya. Tercim, canım saçmalama. İşte sen de buradasın. Bir an kendimi kaybettim. Bilal ya, annen doğum günün için ayarladım bu butik oteli beğenmezse. Yok ya, beğenir. Alt tarafı biraz uzak. Biraz yüksek. Biraz ıssız bir yerde. Biraz da yollar kapandı. Ama iyi yani ya. Sever bence. Yok yok, beğenmeyecek. Ya beğenmeyip evlenmemize izin vermezse? Ya yoldan beni çevirip senin onunla evlenmeni isterse? Ya biz evlenmemiş olursak? Ya bir dur. Canım